Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, videolarımızda ofis ortamında olmasa da devam etmeye çalışıyorum. Çünkü yoğun bir şekilde takip edildiğimi ve bu kapsamda da sizin sorularınızın hem de çok fazlasıyla çeşitlendiğini görüyorum. Bu beni hem mutlu ediyor hem de tabii üzerime ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ben de bayram tatili için Bodrum'dayım ve her sene aslında Bodrum'daki bu evimden videoları paylaşıyoruz ama bu sene farklı bir konuda sizle bir video paylaşmak istedim. Çünkü çok sayıda müvekkilim, şimdi işte Bodrum'da olmam vesilesiyle tanıştığım birçok arkadaşım bana hep aynı soruyu soruyor. Acaba Türkiye'de yatırım yapmak yerine Yunanistan'da ya da işte bir Portekiz'de ya da yani bir Avrupa Birliği ülkesinde Golden Visa programı uygulayan bir ülkede yatırım yapmak hem euro geliri elde etmek hem golden vize aracılığıyla işte Türkiye'ye uygulanan vize süreçlerinde yaşanan problemlerden bir nebze olsun uzaklaşmak için böylesi bir yatırım yapmak anlamlı mı? Anlamlıysa hangi şartlara sahip olmak gerekiyor gibi birçok soru yöneltiliyor. Şimdi hatta bir somut konum da bir müvekkilimin Golden Vize süreciyle ilgili. Tabii bu süreci doğrudan Yunanistan'da bir avukatla birlikte yürüttüğümü de söylemeden geçmeyeyim. Aslında nedir bu Golden Visa? Ne avantajları var? Ya da hangi koşulları sağlamanız gerekiyor? Kısaca özetlemek istiyorum. Şimdi özellikle son uğraştığım somut Golden Visa süreci Yunanistan'a ilişkin olduğu için de buradan size bilgi vermek daha değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi herhangi bir yere gittiğiniz zaman zaten çok fazlasıyla konuşulan bir konu. Ya bu fiyatlar ne olacak? Bu fiyatlarla zaten yeme içme inanılmaz boyutlara ulaştı. E bir de zaten Bodrum fiyatları uzunca bir süredir çok anormal. E buralarda yatırım yapmak yerine ya da Türkiye'nin Ege kıyılarında yatırım yapmak yerine, Ege'nin diğer kıyısında Yunanistan'da mı yatırım yapsak tartışmaları oluyor. E çok da haksız sayılmazlar işin açıkçası. Zaten her gün bir video paylaşılıyor, tweet atılıyor İşte Yunan adalarına akın akın Türkiye'den turist geçtiğini. Bunun tabii Türkiye turizmi açısından da büyük bir sorun olduğunu da söyleyelim bir parantez içerisinde. Yani buradaki harcanacak paralar aslında Yunanistan'a gidiyor, adalarına gidiyor. Şu anda 10 adada, Yunanistan'ın 10 adasında kapıda vize uygulamasına da geçildi. Birçok vatandaşımız Avrupa Birliği'ne giderken Schengen vizesinin aslında ızdırabıyla karşılaşıyor. Bir nebze olsun, bir nebze olsun da demeyelim hatta artık bence bilinçli bir, ve vize vermeme saldırısıyla karşı karşıya. Bunu anlamak mümkün değil tabii. Yani Türkiye'ye uygulanan bu politikanın çok doğru olmadığını, hatta neredeyse Türkiye'yi tümüyle dışarıda bırakmaya yönelik bir politika olduğunu düşünüyorum. Ve bunun artık sonuna ulaşmasını da istiyoruz. Çünkü geçenlerde yine bir müvekkilimin, yani çok büyük, bir firması, bir şirketi olmasına rağmen, işte Amerikan vizeleri, İngiltere vizeleri olmasına rağmen, sürekli Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek zorunda olmasına rağmen, Hollanda vize vermediğini söyledi ve o da işte Romanya'dan bir vize alarak mutlaka işini yapmak zorunda olduğu için oraya üzerinden geçmek zorunda olduğunu söyledi. Bu artık dayanılamaz bir boyutta. İnsanların işi gücü var. Sadece turistik amaçlarla Avrupa Birliği'ne gidilmiyor. Türkiye... Avrupa arasında büyük bir ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini bence çok ciddi bir sekte vuruyor. E şimdi gümrük birliğindeyiz. Malların dolaşımı serbestken insanların dolaşımının bu kadar zaten zordu. Şimdi neredeyse imkansız hale getiriyor olması Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi bence tekrar gözden geçirmek zorunda olduğumuzu hissettiriyor. İşte göçmen politikasıydı. Başka politikaları öne sürmelerinde hiçbir anlamı yok. Zaten istenilen belgeler zaten gösterilen güvenceler fazlasıyla vize verilmesine gerekçe olan belgeler. E hal böyleyken siz bunu yapmayıp başka gerekçelerle vize engelini yaratırsanız insanlar farklı yöntemlerle Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışırlar. Çünkü işleri devam ediyor. Bu parantezi kapatalım. Golden vize nedir? Vatandaşlarımızın bu yönüyle yolu tercih etmesinin sebebi nedir? Biraz önce açıkladığımız gerekçeler. Türkiye'nin ekonomisi ve siyasi ile ilgili de endişeler taşıyanlar bu golden vize süreçlerinden yararlanmak istiyorlar. Özetle şunu söyleyebiliriz golden vizeye ilişkin sizi ve ailenizi tabii ki birinci derece yakınlarınızı herhangi bir süre şartı aranmaksızın o ülkede yani golden vize ülkesinde konaklamanızı, yaşamanızı sağlayan bir vize türü. Burada Yunanistan en avantajlı görünen ülke konumunda. Neden? Çünkü yatırım yapma baremleri daha sınırlı, daha az. Ama 2024 Ağustos, 31 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bu baremlerin daha da yükseleceğini Yunanistan yetkili birimlere aktardılar. Örneğin şu anda Selanik ve bölgesinde 250 bin euroluk bir gayrimenkul yatırımı yaparsanız siz rahatlıkla Golden Visa'ya başvurabiliyorsunuz. Ve Golden Visa başvurusunu yaptığınız andan itibaren de sadece o mülkü satın alan kişi değil, yine annesi, babası ve çocukları da bu haktan yararlanabiliyorlar. E böylesi bir durum nedeniyle şimdi 250 bin euro yaklaşık 8-9 milyon civarında bir rakama geliyor. İşte bunun bazı diğer masrafları var. İşte emlakçı masrafı var, bir avukat eşliğinde çalışma masrafı var deseniz yaklaşık 20-30 bin euro civarında da diğer masraflara gidiyor. İşte yine orada tapu harcı yok ama bir noter masrafı var. Yine nispi bir harç alınıyor. Bu harcın yanında avukata vereceğiniz işte bir de aynı zamanda emlakçı komisyonu da var. Yine %2-3 oranında. Dolayısıyla yani 250 bin euroluk bir yatırım yapmak isteseniz cebinizden 280 bin ile 300 bin euro aralığında bir para çıkacak. Peki bu yatırımı sadece hazırdaki bir gayrimenkule mi yapmak zorundasınız? Hayır. Bir inşaat firmasıyla da anlaşarak ki siz sadece arsa payı üzerinden yani bizdeki kat karşı inşaat sözleşmelerindeki gibi arsa payı üzerinden de bu yatırımı sağlayabilirsiniz ve yine de aynı koşullarla Golden Visa sürecine başvurabilirsiniz. İlla gayrimenkul mü almanız gerekiyor? Hayır. Bir 10 yıllık, 10 yıllık veya daha uzun süreli bir kira sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu kira sözleşmesi bir turizm işletmesine ilişkin olabilir. Bu da Yine Golden Visa için sizin başvuru şartlarınızı sağlıyor. Bunun yanında tabii aynı zamanda Yunan bankalarından uzun vadeli tahvil yoluyla da yatırımınızı yapabilirsiniz. Bu yatırım da yine aynı koşulları sağlıyor. Yani amaç aslında sizi Yunanistan'da ya da herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde ki şu anda Türklerin rağbet ettiği Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan ve Portekiz orada yatırımlarınızı sağlamak. Örneğin ama burada 250 bin euro Selanik ve çevresi bölgelerinde yani Yunanistan'ın bazı bölgeleri ayrılmış. Örneğin Atina ve merkezde yapmak isterseniz bu oran 500 bin euroya çıkıyor. Şimdi Selanik bölgesi ve bazı adalarda artık bu oranın 800 bin euroya çıkacağını da söyleyeyim 31 Ağustos'tan itibaren. Dolayısıyla 250 bin euro artık 800 bin euroya çıkacak. Bu yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın biraz elini çabuk tutması gerekiyor. Tabi bunu istemem çünkü Türkiye'den bir kaynak aktarımı söz konusu oluyor ve vatandaşlarımızın kendi birikimlerini yurt dışında değerlendirmek istemelerinde yani hem anlayışla karşılıyorum hem de istemiyorum. Ama maalesef durum böyle. Şimdi kamuoyunda biliyorsunuz vergililere ilişkin çok ciddi bir paketin hazırlandığı da konuşuluyor. Hatta bazı taslaklar paylaşılıyor. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada işte ikinci eve uygulanacak ekstra vergilerden bahsediliyor. Ya da işte kira gelirlerinde ekstra bir standarttan bahsediliyor. Yine tapu harçlarında artışların olabileceği gibi Türkiye'de çok sıklıkla uygulanan gayrimenkul değerlerinin raiç değer üzerinden gösterilmesi üzerinden tapu harçlandırılması yapılmasına engel olabilmek için ekspertiz değerleri üzerinden bir harçlandırma yapılacağından bahsediliyor ki bunların hepsi ciddi bir devlet için gelir kalemiyken iken tabi vatandaş için çok ciddi bir gider kalemi haline dönüşebiliyor. Onun için de bu yatırımları yapmak isteyenler Türkiye yerine işte biraz önce söylediğim gerekçelerle Avrupa'ya bu yatırımlarını kaydırıyorlar. E bir de bunun yanında tabi euro bazlı kira gelirleri elde etmek isteyen vatandaşlarımız var. E bu da yine yaptıkları yatırım üzerinden sağlanabiliyor. Tabii orada kira gelirleri üzerinden elde edilen vergiler biraz daha yüksek. Bu kapsamda sizin açınızdan sıkıntı olabilmesi mümkün olabilir. Ve aynı zamanda tabii ki burada çifte vergilendirme yok. Yani siz Yunanistan'da gelir elde ediyorsanız Yunanistan'da verginizi ödedikten sonra ayrıca Türkiye'de vergi ödemiyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Bir de paranın kaynağına ilişkin çok ciddi bir değerlendirme yapıldığını da söyleyeyim. Yani sizin yaptığınız yatırımın kaynağı açıklanabilir ve resmi sistem üzerinden gerçekleşiyor olması lazım. Yani ben bir bavul euro ile Avrupa'ya gideyim orada yatırımı yapayım diyemiyorsunuz Tabii ki özellikle kara para meselelerinde çok ciddi önlemler alıyorlar Hatta bankada olunan paranın nereden kaynaklandığını dahi sorduklarını ya da bunu araştırdıklarını söyleyebilirim Evet diğer tabi teknik ayrıntılar var işte başvurmak için mesela sağlık sigortası olması temiz, temiz bir adli sicil kaydının olması taşınmazın devredilmemesi gibi tabi oturum izni noktasında onu da söylememiz lazım oturum izni ve bundan kaynaklı işte golden vize avantajlarından yararlanmak istiyorsanız taşınmazınızı devretmemeniz lazım. Devrettiğiniz andan itibaren yani sattığınız andan itibaren de haklarınız ortadan kayboluyor. 7 yıl süresince örneğin 180 günü aşan bir sürede Yunanistan'da oturursanız vatandaşlık başvurusunda da bulunabiliyorsunuz. Ama tabii bunların hiçbirini kabul etmek istemiyorum. Türkiye vatandaşlığının değerli olması ve bu kapsamda da insanların başka işlere girmemesini de temenni ediyorum. Ama maalesef şu anda her yerde bu konuşuluyor. Her restoranda bu konuşuluyor. Ya şimdi bu ödediğimiz hesabı Yunanistan'da bir adada ödedeseydik acaba daha mı iyi olurdu? <laughs> Üçte bir fiyatlardan bahsediliyor. Hem de euro bazlı yani euronun 35 lira civarında olduğunu bahsedersek yani 35 katı değerli bir para birimi üzerinden bile şu anda Türkiye özellikle tatil bölgeleri çok daha pahalı. Evet, böylesi bir manzara eşliğinde böyle can sıkıcı bir konuyu konuşmak istemezdim ama herhalde bunu da tüm kamuoyu konuştuğu gibi bu kanalında konuşması gerekiyordu. Umarım videoları takip ediyorsunuzdur, umarım kanala abonesinizdir ve tabii ki videoları beğenip kanala abone olmayı da unutmayın eğer değilseniz. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın.